5'te Sono Bel programı izleyenleri, programımıza kaldığımız yerden İzmir Karşıyaka'dan devam ediyoruz. Yanımızda Cafe de Cactus firmasının işletme sahipleri Meltem Hanım ve Sedat Beyler bulunuyor. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz efendim. Gerçekten çok sevimli bir kafeniz var. Evet, biraz öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Sizden alabilir miyiz Meltem Hanım? Böyle güzel bir işletmeyi açmak nereden aklınıza geldi? Çok teşekkür ederim. Öncelikle uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'mize geri dönmeye karar verdik. Ve çalışma hayatına alışkın olduğum için evde yapamadım. Onun için küçük sevimli bir yer açayım dedim. Yeni dostluklar kurayım. İzmir benim için yeni bir şehir. Ege'nin incisi. Evet, Ege'nin incisi. O şekilde Cafe de Cactus'u açtık. İnşallah başarılı oluruz. Evet. Güzel insanlarla tanışırız. Evet. Bizim için en önemlisi o oluyor tabii ki. Tabii kaktüs denildiği zaman normalde böyle biraz çekiniriz ama siz o kadar güzel bir tabii ki dekorasyon yapmışsınız. O kadar güzel bir sinerjisi, enerjisi var ki dışarıdan insanlar gördüğü zaman bir de içeri girdiği zaman çok farklı bir atmosferi var. Tabii ki yiyecekler, lezzetler, sunumlar çok önemli. Burada tabii sizin marifetli ellerinizi görebiliyoruz. İzleyenlerimiz de tabii ki bunların gördükçe hatta buraya gelince tadına bakacaklardır. Ama burada tabii atmosfer de çok önemli. Burada insanların keyifli zamanlar geçirmesi çok önemli. Huzurlu bir şekilde hem yemeklerini yerlerken aynı zamanda zamanı güzel değerlendirmek çok önemli. Evet, çok önemli. Evet, bu konuda siz neler söylemek istersiniz Sedat Bey? Vallahi eşimin elemeğine güveniyorum. Lezzetlerine güveniyorum. Evet. Ben istiyorum ki diğer arkadaşlarım, insanlar da eşimin yaptığı lezzetli şeyleri paylaşsınlar. Ve destekliyorum diyorsunuz. Tabii. Kaktüs nasıl çiçek açıyor, etrafa güzel görüntü veriyorsa biz de lezzetlerimizle etrafa güzel bir görüntü vermek istiyoruz. Evet. Önümüzde birbirinden güzel sunumlar görüyoruz. Tabii ki bunlar bununla sınırlı değildir. Mutlaka ürün yelpazemiz, çeşitlerimiz vardır. Biraz bahsedebilir miyiz çeşitlerimizden kısaca izleyenlerimize? Çeşitlerimizden bizim İtalyan makarnalarımız var. Meşhur. Ben yurt dışından geldiğim için. Olmazlardan mantımız var. Kayseri mantımız var. El açımı mantımız. Evet. Güzel mercimek çorbamız var. Star payımız var. İngiliz kültürüne ait. Evet. Yani farklı kültürleri de yaşatıyoruz aslında. Evet. Sadece bir Kayseri mantısıyla mesela İngiliz. Evet, çok güzel. Aynı zamanda tabii ki sizin buradaki vermiş olduğunuz hizmetler haricinde. Yani tamam çok güzel tatlılarımız var, tuzlarımız var, menülerimiz var. Tabii burada görmediğimiz, izleyenlerimiz mutlaka tabii ki paylaştıkça göreceklerdir. Sizin bildiğimiz kadarıyla bir catering hizmetiniz de varmış. Bundan da bahsedebilir miyiz? Nasıl bir hizmet sağlıyoruz? Evet, biz 40-50 kişilik çok büyük açılmıyoruz. 40-50 kişilik. Doğum günü partileri olabilir, işte nişan, günleri, bayanların günlerini olabilir, toplantıları olabilir. Evet. Böyle bir hizmet vermeye başlayacağız inşallah. Evet, böyle bir projeniz de var. Evet, projemiz var. Evet, artık biliyorsunuz Meltem Hanım günlerimiz olsun, özel davetlerimiz olsun, insanlar tabii ki bu tür şeyler için evde hazırlık yapmak istemiyorlar. Özellikle çalışanlar. Evet, doğru. Misafirleri gelebiliyor anında ya da bir gün evvelsine haberdar olabiliyor. Ne oluyor? Evde uğraşacağıma, yani bu yorgunluğun üzerine bir de yapacağıma bir sipariş verelim. Güveneceğimiz temiz, hijyen koşullarda, tamamen kendi ev koşullarında hazırlanmış gibi güvenebileceğimiz ürünler hazırlayan bir yer olsun diyor. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Cafe de Cactus'u ne yapıyoruz? Değil mi? Cafe de Cactus'u. Herkesi bekliyoruz. Evet. Peki sipariş hizmetlerimiz var demiştiniz. Gün içinde sipariş hizmetimiz var mı Sedat Bey? Yani sadece bu hani toplu siparişler için söylemiyorum. Hani bir yere mesela diyelim ki bir porsiyon mantı istedik. İş yerlerinde bu hizmeti sağlıyor muyuz? Evet, bankalara vermeye başladık. Çok fazla da açılmayı düşünmüyoruz. Anladım. Evet, Karşıyaka bölgesinde ve Bostanlı bölgesinde kalmak istiyoruz. Ama zamanla neden olmasın? Yerimizi büyütüp tabii burası biraz daha ufak olduğu için butik kafe gibi. Evet, butik kafemiz. Evet. Peki kaç kişilik kapasitesi var? Yani buraya mesela gruplar ya da iş çıkışında ya da iş ortasında hani gün ortasına gelmek isteyen olursa 20 kişi diye bir anda ağırlayabiliyorsunuz. Bir anda içeride ağırlayabiliriz. Tabii ki yazın dışarıda. Evet. Bir 8 kişiyi daha ağırlayabiliriz. Yani toplamda 28 kişi rahat ağırlanır. Peki toplu siparişler verildiği zaman ne kadar süre öncesinden verirlerse daha sağlıklı bir hizmet almış olurlar. En azından bilgilendirmek amaçlı. 2 gün yeterli olur bizim için. O zaman diyorsunuz. 2 günde evet.
O zaman ekibimizle beraber yaparız. Evet. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle sizden alalım efendim. Hepinizi kafede kaktüse bekliyorum. Sadece yemek yemek için değil. Uğrayın, size kahvemizi, çayımızı ikram edelim. Güler yüzümüzü ikram edelim. Evet, o zaten görebiliyoruz. Sedat Bey, sizden de olun efendim. Teşekkür ederiz. Tatmadan geçmeyin diyoruz. Zaten muhteşem çekimden sonra biz de ekibimize... Biz makarnalarımızı İtalyanlara bile yediriyoruz. Zaten makarnamız var efendim. İngiliz kültürümüz var, Türk kültürümüz var, Kayseri evet. Mutfağı İtalyan var. Kültürümüz var. Hepsinden biz de biraz karman çorman. Olsun, her damağa. Evet, her damağa hitap edeceğiz inşallah. Evet, renkli kişiliğinizle, enerjinizle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Gülay Hanım. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, bugün sizlere İzmir Karşıyaka'dan seslendik.